Benim estağfurullah, canım. Sonra Ayşe Naz'a gideceğiz. Ayşe Naz bizi bekliyor. Ayşe Naz'a bir şarkıyla gideceğiz. Sürpriz bir şarkıyla. Evet. Türkiye Hollanda'ya 4 atıyor. Norveç'e 3 atıyor. Sonra bir talihsiz 3-1'lik bir Letonya beraberliği. Her şey muhteşem. Şenol Hoca Türkiye'nin en iyi teknik direktörü mü acaba, Fatih Hoca mı derken bir anda işte gördük. Şenol Hoca istifa. TT'de 2. sırada. Bütün herkes Şenol Hoca istifa. Şimdi ben Şenol Hoca'nın formsuz olduğuna zerre kadar şüphe duymuyorum. Bu bir gerçek, realite. Bununla yüzleşmeliyiz ama koskoca Şenol Hoca'nın yaptıkları 3 maçla mı değerlendirilmeli gerçekten? Yani Şenol Hoca'yı biz Avrupa Şampiyonası'ndaki bu 3 maçlık kötü performansıyla mı değerlendirmeliyiz? Çünkü takımımız çok genç. 24 yaş ortalamamız var. Çok pozisyon verdik. Çok kötü maçlar oynadık. Belki direnç gösteremedik. Oyuncu tercihleri hatalıydı. Rakibe iyi analiz edilememiş. Bizden daha iyi biliyordur Şenol Hoca. Ona hiç şüphe yok. Fakat Şenol Hoca devam eder etmez. En başta futbolcularımız, bu genç ekip önümüzdeki sene dünya şampiyonası. Sonra yine Avrupa şampiyonaları gelecek. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Ve alttan gelenler bak, Ali Akmanlar var. Yani böyle bir 99, 2000, 2001, 2002 jenerasyonlarında çok değerli futbolcularımız var. Mustafa Kapı daha bu yaşta Lille'de. Biz bu genç jenerasyonumuza inanacağız. 3 maçlık kötü performansa göre de kimseyi yok etmememiz lazım. Olabilir. Kötü bir dönem, formsuz bir dönem ama hatalarla yüzleşip ders alıp yolumuza bakacağız. Sevgili Bışar Özbey'e teşekkür ediyorum. Ayşe Naz bizi bekliyor. Türkiye'nin bir numara